Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü devam ediyor. Hatay Trabzon'a geçelim. Hatay maşallah. Pazartesi akşamı Trabzonspor'la devam edin. Ben yekten söyleyeyim, Trabzon kazanır abi. Çok uzatmadım diyorsun. Trabzonspor kazanır. Ben de Volkan Hoca'yı tebrik ederim. Geçen dönemlerde biraz Karagümrük dönemindeyken Volkan Hoca'nın başarısını biraz abartılıyor gibi görüyordum. Hani biraz hani bence olduğundan fazla gözüküyordu yani. Sonuçta hani iyi bir takım, orta sıra takımı. Emre Meruk kazanması vesaire güzel diyordum ama hani biraz fazla abartılıyor diyordum ama Hatay'da şu son 3 ayda yaptığı gerçekten çok büyük olay. Abi şehir çökmüş. O felaketten sonra oraya yapılan transferlerin hemen hemen hepsinin çok çalışılarak yapıldığı belli yani. En yüksek yani. Transfer, en yüksek para alan adam 350 bin euro oluyormuş. Ve onların hepsinin çok iyi çalışıldığı belli abi. Tabii. Yani o şeyden sonra herhalde Volkan Hoca böyle bir ekip kurdu. Ve hakikaten çok sağlam çalıştılar ve uygun fiyatlara çok iyi adamlar bulmuşlar yani. Ve Bertuğ'u kaybetti adam. Yani en iyi forvetlerinden bir tanesini kaybedip ona rağmen dişe diş. Mesela Karagümrük'e kaybetmediler yine bu hafta. Tabii. Sağlam oynadılar yani. Beraberlik vesaire çıkarıyorlar her türlü. Trabzon için de bence hiç kolay olmayacak. Ama bir motivasyon da yakaladılar. Ben de Trabzon kazanır diyeceğim. Vallahi ben spor kazanır abi. Hatay'ın puan alabileceğini düşünüyorum. Hatay yenilmez gibi bir yoldan da gidebilir. Benim tahminim o yönde. Ya Volkan Hoca ve Hatay... Yani çok düşük imkanlarda böyle ne yapıyor? O kadar hakikaten düşük imkan, ya daha doğrusu imkansızlıklar içerisinde bir şeyler yapıyorlar ve hani öyle ya da böyle bir şeyler de ortaya çıkıyor ki bende bir merak uyandırıyor açıkçası. Herkesin ikinci takımı şu an ya. Evet, hakikaten oraya geldi yani hani o hani hepimizin unutmak istediği deprem felaketi sonrasında işte Volkan Hoca'nın oradaki duruşu. Bu kadar sağlam ayağa kalkmaları büyük karakter ya. Çok, çok büyük, büyük karakter yani orada çok acayip bir hikaye yazılıyor. Ya herkes kırılıp gidebilirdi yani adam o çok müthiş bir direnç gösterdi. Yani biraz açıkçası Hatay'ın bir şeyler bu sezon içerisinde de bir şeyler yapmasını da bekliyorum yani. Hani yalan da söylemeyeceğim. Dolayısıyla Trabzonlular da bu maç tahmininde kızmasın ama ben Hatay'ın bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Çaykur Rizespor, Sivas Spor. Yine en iyi takımlarından biri Rize. Jonjo Shelvey'i de çektiler. Aşırı iyi bir santrafor aldılar. Arjantinli'yi. Ha, neydi adı? Bir de çok iyi Brezilyalı var. Gaucho. Gaucho. Bir de şahane bir Brezilyalıları var. Gustavo. Yani zaten 4 tane iyi yabancı yakaladın mı fark yaratıyorsun. Ya yaş ortalamaları da çok genç. İyi bir stoperleri var. İyi bir hocaları var. Kalecileri iyi. Gökhan. Yani zaten kalecin iyi. Santrafor'un iyi. 10 numaranın iyi. Stoper'in iyi. Orta sahada koşucular var. Tabii. Sana Süper Lig'de çok net ilk altı demek bu. Biraz iyi hocayla. Biraz kötü hocayla 8. lig demek. Aynen. Yani bu standart. Türkiye standartı bu yani. Da zaten o yani. O yüzden Rize Spor burada şey. Sivas NG ile kırmızı kart gördü. O da yok. İyi başlamıştı aslında. Ama Ankara Gücü'ne yenildikleri maçta pozisyon da bulup atamayınca yenildiler. Kendi sahalarında yenildiler. Vallahi bana göre Rize önde ya. Rize yenecek gibi geliyor. Ama bir 2-0-5 de iyi oran. Yani bana bir karşılıklı gol de vaat ediyor ama ben de Rize'nin kazanacağını düşünüyorum. Sivas'ta Samu Sainz dışında hücumda adam yok gibi bir şey yani. Bir de NG vardı işte o da yok şimdi. O da yok yani. Yok. Rize'de de bu dediğin transferlerin abi, çoğunun yaş ortalaması çok genç. Yani Rize bu hocayla devam ederse, İlhan Hoca'yla bir saçmalık bir şey yaşanmazsa, göndermezlerse 2-3 sene sonra daha iyi olma ihtimali de var. Yani yükselerek devam etme ihtimali var. Çok iyi girdiler. Çok tempolu takım. Ben de Rize'nin Sivas'ı yeneceğini düşünüyorum. Akışımızdaki son maç Süper Lig'den Kasımpaşa Adana Demirspor. Valla Kasımpaşa da enteresan takım. 3-1'den geldi. 3-3 yaptılar. Evet. Ben enteresan bir tahmin yapacağım ve Kasımpaşa yenilmez diyeceğim. Favori Adana Demirspor olsa da. Çok net karşılıklı gol var maçı bence. Üstte aynı şekilde. Aynen. Oranı biraz düşük tabii üstte. Ama bence garanti oranda. Aynen. Karşılıklı golde üstte bayağı garanti duruyor. Aynen ben de üstte üst konusunda ısrarcıyım öyle söyleyeyim. Premier Lig'e geçelim ve Avrupa Liglerine geçelim daha doğrusu. Biraz hızlanalım. Manchester City, Nottingham Forest. City... Yazık olur abi.
Makineye bağladı. Yazık. Ben ikinci namalip şampiyon olma ihtimalini görüyorum yani şeyin. Premier Lig'de ikinci namalip şampiyon olabilecek takımın bu seneki site olacağını düşünüyorum. Olabilir yani. Yani böyle saçma sapan bir yerlerde bir yenilebilirler yani. Gene Burnley deplasmanında bir gün böyle bir Şampiyonlar Ligi dönüşünde falan olabilir elbette. Ama hani bir takım namalip şampiyon olacaksa Premier Lig'de. Hani böyle Untouchables Arsenal'den sonra o da en yakın sene bu sene. Bu sene. Evet. Yani bana da aslında biraz alternatif. Yani bir mağlubiyette falan kapatabilirler. Biraz daraldı bir ama falan. Daraldıkça da... Kunya'yı aldılar abi. Adamın ya. Hücum hattı çıldırdı yani. Lan rakipte de adam bırakın be. Bir tane de bize bırakın ya. Ayıp denen bir şey var ya. Dokunun mesela bu kadar ben iyi katkı de, vereceğini de çok beklemiyordum yani. Daha hani. Grealish falan da oynamıyor yani. Evet. Doku çünkü çok böyle hani Guardiola tarzı bir oyuncu diye tanımlamazsın aslında. Evet evet. Ya Guardiola'ya bazen geliyorlar öyle. İbrahimovic'i falan da aldırıyor. Yani onun tarzı demediğin adamları da aldırıyor bazen. Ya işte o kibir o. Ben bunu da yaparım falan. Evet. Ama Haaland'ı zorlattılar önüne. Oynatmıyordu ya ilk başta. Tabii. Burada herhalde City konusunda hemfikir. Zaten 1.27 hani çok... 1.27'den oyna işte. Gayet altlık yap şey. Ya. Altlık yap ya. Bir evet 1.27 evet. Yanına bir şey daha eklersen. Burnley United'da da bence Burnley ile birlikte çok şey yaparsınız. Valla Burnley yenilmez. Burnley de bir çelme taksın. Burnley kesin yenilmez. United şey yaptı abi. Tekayüt ayak spor. Tabii Christian Eriksen, Lisandro Martinez kendisi. Abi Brighton feci helak etti ya. Abi Cristiano Ronaldo'nun ahı yeni çıkıyor işte. Evet. Yazık Casemiro'ya yazık oluyor işte. Helak ettiler. Senin tahminin ne Burnley Manchester? Karşılıklı gol. Manchester bir türlü savunma yapamıyor. Gol yer bir şekilde deplasmanda atar da karşılıklı gol. Aynen ben de Burnley gol bulur diyorum. Bunun oranına bakmak lazım. Çok kazanan kaybedenden ziyade Burnley gol bulur gibi geliyor bana. Arsenal Tottenham Londra güzel derbisi. Maç. Kuzey Londra derbisi. Pazar saat 16'da. Tottenham benim takımım bu sene ya. Adamım ya. İki tane orta saha. Abi hakikaten kim onlar? Bambaşka. Pape ile Bissouma. Bissouma yanıyor bu ara. Bissouma muazzam top oynuyor. Muazzam. Bissouma çıldırdı. Geçen gün milli takımda da çok acayip performans mükemmel futbol oynuyor. Pape de çok iyi abi. Ve de yoruldu. Yedekleri de Højbjerg. Yani o savunma önü ikiliyi acayip iyi buldular. Onu çok iyi buldular yani. Normalde bir dönem Arsenal Tottenham maçları hatırlarsınız. 5-4'ler, 4-3'ler falan böyle çılgın geri dönüşler, acayip hikayelere falan sahne oluyordu. Bana nedense bu maçta biraz öyle bir şey vaat ediyor bu arada. Hani 2.5 üst de denenebilir. Ama ben Tottenham'ı ben de aksine atlıyorum. 2.26'dan atlıyorum ben. 2.26'dan atlıyorum ben de. 1.50 için Arsenal'e verilmez bu arada. Arsenal'in oranı düşük yani. 1.50 için o riske girmezsin. Sadece tek farklı Arsenal'e girilebilir yüksek oranda. Sen de Arsenal... Tek farklı Arsenal olabilir diyorum. Yani yüksek oran oynanabilir. Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi. Daha sezonun başında olmamıza rağmen herhalde bence bu ödülü verebiliriz diye düşünüyorum yani. Abi ne kadar adam aldılar. Çıfıt çarşısı gibi değil mi? Herkesi doldurunca böyle oluyor işte. İnanılmaz. İnanılmaz büyük bir para savurdular ama olmadı. Yani işte Brighton gitti 115'e sattı. Kayseri'nin yerine 10 bin ne kadarlık o şeyler. Tabii abi. Pascal Gross'la Mahmut Baba. Yani onlar... Ya şimdi mesela deminki maçta rotasyon yapacak diyor. Onu kesecek. 3 milyonluk adam koyacak. Gene orada sistem döndüğü için. Çok bir şey fark etmeyecek bence. Chelsea Aston Villa. Buna da Aston Villa kaybetmez diyorum abi. Aston Villa evet. Aston Villa bana da burada 3.44. Tabii eksik yedik durumuna bakmak lazım. Beydi her maç alıyor Zaniolo onun yerine. Her maç herif iş yapıyor. Bak. Her maç Zaniolo başlıyor. Çıkıyor her Leon Bailey'i sokuyor. Leon Bailey ya asist yapıyor ya gol atıyor. Böyle gidersen Zaniolo. Ben çok beğeniyordum bu arada. Ya böyle giderse Zaniolo oynamaz. Evet. 57'de çıkardı. İlk çıkan oldu Zaniolo. Bailey yani, diye bir Bailey falan aslında. İyi adamlar aslında yani. Aston Villa'nın şeyi, kontrası ama o şeyi sürdüremediler. Yani bir ritim yakalayamadılar yani. Aslında bayağı iyi oyuncuları var Aston Villa'nın çok hocası da çok iyi ya. Kadro yani aslında. Hocası da iyi. Ama şeyi tutturamadılar ama Chelsea de dengesiz. Ben yine karşılıklı gol diyeceğim. Valla ben de deminki maçta olduğu gibi yani şimdi 3.68 oran şey tabii Arsenal Tottenham maçında da yani hani öyle bir derbide 3.68 oran bence zaten Tottenham'a ayıp.
Yani ne olursa olsun. Normal bir takım. Ya yani burada da yani şimdi hani Chelsea o kadar kötüyken Aston Villa da dünyanın en iyi takımı değil ama bence orada 3-44 de biraz cezbedici. Belki Aston Villa yenilmez de o 3-44'ü biraz kırıp biraz daha mantık çerçevesine oturtarak yapılabilecek bir tahmin gibi geliyor. Liverpool'u enteresan. Maşallah diyelim. Dilimizi ısıralım. Gene evet yokluk içerisinde bir hikaye yazıyor bilir mi? Bu Manchester City'yi yenersek böyle yine bir punduna getirip biz belki bir kere şeyde filan bir zorla yeneriz 2-1-2-1. Yani başka da yenilmezler. Valla bu maçta karşılıklı gol olur. Biz yine yeriz bir tane. Kesin atarız. Arkada zaten açık. Kesin ya yani %100 atıyoruz. Bir tane de yeriz. Karşılıklı gol olur. Karşılıklı yemeğimiz gol bilmiyorum. Üst denenebilir. Üst Liverpool. Sen ne diyorsun? Gollü Liverpool galibiyeti. Üst mantıklı. Yalnız Darwin Nunez eşekliği hafif hafif atıyor. Atıyor bence de. Biraz daha mantıklı. Biraz yani, top oynamaya başladı yani. Bitiriş. Yok sadece golcülükten değil yani futbolculuğa da döndü yani. United yani bitiriş derken aslında uygulamada yani evet, pası evet. Doğru pası doğru şutu doğru koşuyu biraz daha bence kafasında oturtmuş gibi duruyor. Ben de üst ya da karşılıklı gol denenebileceğini düşünüyorum. İtalya'ya geçelim. Milan, Hellas Verona, Milan darmadağın olduğu bir derbi della Madonnina sonrası. Bir de Avrupa Kupası maçına çıkıyor tabii onu da söylemek lazım. Şimdi içeride Verona... Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de aynı şekilde daldılar bunlar Inter'e karşı. Nasıl çözemiyorlar da böyle bodoslama gidip 3-4 tane pataküte yeniliyorlar yani. Biraz dengeli çıkın abi nedir bu yani. Sürekli Inter'e karşı böyle bir çarpışıyorlar. Inter'de daha kaliteli abi çok belli yani. Daha kaliteli bir kadro. Daha kaliteli canım. Abi derbi diye gaza gelip çıkıyorlar herhalde. Dağılıyorlar aynı şekilde. Yani çok iyi başlamışlar da aslında sezona. Tabii. Abi dengeli gitti yani bir kapalı oyna tabii Inter'e karşı ne gerek var yani. İlk yenilgi zaten bu hafta olmadı mı işte derbi değil mi? Evet ilk yenilgilerini aldılar. Yani ikisi de 3'te 3'le başlamıştı işte. Yani çok şey gidiyorlar yani. Inter'i biz yeneceğiz diye gidiyorlar. 5 yiyorlar falan yani. Bir denge bir duru ya. Inter yine de şeyin Serie A'nın en iyi takımı bence. Burada sürpriz olur mu? Ben TG 2-3 goldeyim. Bence Milan alır ya. Verona'yı yenerler ya. Verona'yı yenerler. Taraftarlarıyla barışırlar. Formasını çıkaran küçük çocuğu tribüne davet eder. Sarılmaları falan. Özür dileriz. Biraz PR çalışması. İki sosyal medya, iki reels. Leo çocuğu öper falan. Öyle şeyler. Bologna-Napoli maçıyla İtalya'yı kapatacağız. Bu sene Napoli'yi çok yakalayamadım ben. Yani bilmiyorum daha doğrusu. Kıvara da bir oynuyor bir oynamıyor. Ama o süren gidiyor gene. Ama hani çok bir izleyemedim öyle bilmiyorum yani. Çok Napoli nasıl değil ne değildir çok bilmiyorum. Bologna'yı da çok hiç bilmiyorum. Ne oldu Nicolas Dominguez kaldı mı? Gitti şeye. Premier Lig'e gitti. Nereye gitti? Burnley falan gibi bir yere mi gitti? Evet. En son hatta... Ya bütün sen bütün yaz bizi uğraştırdılar. İkisini birlikte aldılar ya. Dominguez'le birini aldılar. O da hep geçen. Unuttum şimdi adını. Orsolini mi? Yok. Orsolini iyi futbolcu aslında. Fenerbahçe'ye geçen. Sağ açık. Evet. Onu almadılar da. Başka bir orta saha. İkili orta saha yaptılar. Diğeri de sürekli Türkiye'ye yazılan biriydi. Dominguez'le birlikte. Alan takımı yani. Premier Lig takımı. Unuttum. Bütün sene bizi oyaladılar. Dico Dominguez şöyle, Dominguez böyle. Çocuk Nottingham Forest'te veya Burnley'e yani o seviye birine geldi. Oraya bir yere geldi. O kadarlık adam zaten ya. Ben geleni gideni çekti. Şikilse baktım bir tane ileriye pası yok. Sürekli garanti oyun. Valla. Bologna-Napoli ne diyoruz dedik bu bağlamda? Canlı oyuna geç abi. Evet. Canlı oyuna geç. Yani bu Nottingham Forest. Nottingham Forest değil mi? Evet. Bu maç tabana alt vaat ediyor. Napoli zaten çok bir ritimli gözükmüyor. Bologna'nın da şu an mesela attığı 7 gole baktığında zaten çok üretken olmadıklarını söylemek gayet mümkün. Alt denenebilir. Bundesliga'ya geçelim. Dortmund, Wolfsburg, Mönchengladbach, Leipzig maçı var. Gladbach, Leipzig de iyi maçmış bu arada. Sinan sen ne diyorsun? Bütün maçlar üst abi. İkisine birden üst. Almanya'ya. Tatava yapma üst yap geç abi. Tatava yapma üst geç. La Liga, Barcelona, Celta Vigo ve Madrid derbisi. Biz kesin gol yeriz Atletico Madrid'den. Abi herkese 10 tane pozisyon veriyoruz. Böyle paket halinde veriyoruz. Tabii. Kaç tanesini atarsanız biz de ona göre oyun oynamaya başlıyoruz 30. dakikadan sonra. Bu Real Madrid seneler, yani son 3-4 senedir böyle ya. Yani o kadar çok Şampiyonlar Ligi aldıktan sonra öyle bir rehavet oldu ki lig maçlarında. Hele iç saha falan oynuyorsa ilk 40 dakika Real Madrid şey oynuyor. Yani ne de olsa yeneceğiz ikinci yarı. Ne de olsa atacağız oynuyor. İlk yarı bir sürü pozisyon veriyor. Her maçta böyle 5 tane, 6 tane.
Gene o Kubo'yu mesela şey yaptılar, yıldız yaptılar. Yani Kubo hayatının maçını oynadı. Tabii. Girdi. Sürekli. Abi şimdi Fran'ı falan oynatıyor da Fran da 1 metre boyunda. Carvalho de 1 metre. İki tane 1 metre bekle oynayınca arkadan adam çıkıp buraya abi. 5+1 hoparlörü kadar boyu abi. Adam. Yani bir tane bekin kısaysa öbürünün uzun olması lazım abi. O yüzden şey iyiydi işte Mendy. Evet. Ama yani şimdi Militao sakatlanınca Mendy'yi stoper rotasyonuna çekti. Fran oynatıyor. Fran da 2 tane asist yaptı bu hafta. Daha hiç kesmez. Abi koskoca Real Madrid. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hiç kesmez. Oradan da o Atletico Madrid'indekiler gelir atar abi. Karışıklık oralarda hiç geçiyor. Yenilmemiz Bellingham, de lazım. Bellingham da bir tane atar. Evet. Pazartesi Arda çalışıyormuş. Çalışmalara başlıyormuş. Takımla beraber. Bu maçta hedef. Hedef bu maçtı. Buna yetişmez ama... Biraz daha Ekim gibi diyorlar. Buna yetişmez sanki. Ama sonraki hafta baba yavaş yavaş dakika alır. Ben de karşılıklı gol diyorum. Galibiyete de daha yakın taraf Atletico Madrid bence. Atletico. Yani bizim zaten bir mağlubiyet almamız lazım şey yapmamız için. Yani tekrar konsantre olması için Real Madrid'in böyle yenilmesi falan gerekiyor yani. Ben de Atletico Madrid kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Hatta Real Madrid'in savunmasındaki o sarsaklıktan dolayı ben ilk yarı daha fazla gol alabilir gibi diye de düşünüyorum. O da değerlendirilebilir. Başka maçımız kaldı mı? Barcelona Celta Vigo maçında bak 2-10'dan alt fena fikir değil ha. Olabilir. O da risk alınabilir. Yüksek oranlı, yüksek risk içeren bu 1000 liralık şeyi bonusu düşünebileceğiniz bir şey. Gayet yüksek oranı. Evet arkadaşlar onu bir kez daha hatırlatayım. Barcelona kazanır da hani alt konusunu bir düşünebilirsiniz yani. Tuttur'daki ilk yatırımın sayesinde 1000 liraya kadar bonus kazanma şansı sizleri bekliyor arkadaşlar. Bunu bir kez daha hatırlatırım. Programın başında söylediğimiz gibi detaylar için açıklamadaki linkten Tuttur'a üye olup kampanyalar sayfasına göz atabiliyorsunuz. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Hoşçakalınız. Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü sona erdi. Her zaman her yere.